başarı tamamen göreceli. Çağa göre değişiyor, yıla göre, topluma göre değişiyor, hatta kişiye göre değişiyor. Tamamen göreceli bir kavram. Kişinin zamanına göre değişiyor. Kişinin zamanına göre değişiyor. 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında. Evet. İzlediğimiz bir romanı 20 yıl sonra okuyunca beğeniriz ya da beğenmeyiz. Değişiyor. Bütün yaşamda bu. Şimdi neyin başarı? Genelde şunu biliriz. Avda birisi başarılı oldu mu? İşte başarılı olmuştur. Fakat bazı kabileler var, çok güzel, çok değerli çalışmalar yapan antropologlar var. Güney Amerika kıtasında, Afrika'da. Kabilelerden birisinde Güney Amerika'da bu avda, bugünkü avda en başarılı olan kişinin geçip kenarda oturması gerekiyor. Sessizce oturuyor. Utanacak, utanılacak bir şey yapmış gibi oturuyor. Sessizce. Onunla ilgilenmiyorlar. Halbuki biz bekleriz ki. İşte çocuğumuz... bilmem okulumuzdan şu birincisi çıktı diye okullar asarlar resmini. Öyle bir şey yok. Onu bastırıyor ve kahramanlar çıkarmıyor ortaya. Belki iç ödül alıyor ama dışarıdan bir şey yok. Fakat biz topluma bakıyoruz. Değerli arkadaşlarım da herhalde katılırlar. Giderek başarı hayatımızın olmazsa olmazı olmaya başladı. İçi boş bir kavram olmaya başladı. 15 yıl kadardır şunu duyuyorum. Çok tatlı. Gençler yemek yiyoruz sevgili. Hocam pilav çok başarılı diyor. Mesela güzel denirdi benim gençliğimde. Pek lezzetli, pek leziz denirdi. Pilav başarılı, çorba başarılı. Ya da başarısız. Hocam başarısız. Şimdi yani üniversite girişi kazanamadı demek ki başarısızsın. Niye başarısızsın? Hayatta bir tek o mu var?